Biz 2019 yılında döner sermayeyi başlattık. 2019 ile 2020 arasında yaklaşık 5,5 milyona yakın ciro elde etmiştik. 2021 sonu itibariyle hedefimizi aştık biz zaten. 8 milyona yakın ciro elde ettik. Tabii bu ciro sadece kimya alanında değil, büyük kısmı kimya alanı tarafından karşılandı ama bizim 6 alanımızdan 4 tanesi de döner sermayeye dahil edildi. Makina teknolojileri alanında sanayi tipi makineler üretmeye başladık. Boru bükme makinesi, etiketleme makinesi, kapak kapama makinesi, yük asansörü gibi. Elektrik elektronik bölümünde de deney setleri yapmaya başladık. Bunun dışında bir de metal teknolojileri alanımız var. Metal teknolojileri alanımızda kapı, pencere, ferforje alanında çatı sistemleri. Mesela yeni bir inşaat başlattık biz. Burada da dış cephe ve iç cephe boyaları üreteceğiz. Bu binayı kendimiz yaptık. Boya makinesinin karıştırma makinesini kendimiz yaptık. Ve binanın çatısını da kendimiz yaptık. Tamamen yerli ürün oldu yani. Milli Eğitim Bakanlığımız bir sıralamaya koyuyor elde ettiğimiz cirolara göre. Yani aldığımız habere göre geçen sene biz Türkiye 7.siydik. Bu sene Türkiye 5.si olduğu haberini aldık. İnşallah gelecek seneki hedefimiz de Türkiye 1.si olmak. Buradaki asıl amacımız çocukların iş başında görerek, yaparak öğrenmeleri. Ve bu açıdan da mesela kimya alanını örnek verecek olursak 30 tane öğrencimiz sürekli burada vardiyalı olarak, değişimli olarak çalışıyorlar. Yani kendileri yapıyorlar, üretiyorlar ve burada mezun oldukları zaman işbaşı yaptıklarında tamamen iş bilinciyle yetişmiş olacaklar. Bence meslek liseleri özellikle bu döner sermayelerle asıl görevini yerine getirdiğini düşünüyorum ben. Çünkü düşünün ki çocuk 9. sınıftan başlıyor ve 12. sınıfa kadar kendi okulunda kendisi yapıyor, kendisi üretiyor, milli ekonomiye katkıda bulunuyor. Yani biz mesela üretiyoruz, devlete, kamuya biz ürün veriyoruz. Yıl sonunda da elde ettiğimiz ciroyu tekrar hazineye aktarıyoruz. Tekrar devlete aktarıyoruz. Yani bence özellikle Milli Eğitim Bakanımız bu konu üzerinde çok eğiliyor. Meslek liseleri gerçekten de misyonunu yerine getirdiğini düşünüyorum. Sıvı olmak koşuluyla temizlik malzemelerinin hepsini yapabiliyoruz. Cam silinden, lavabo temizleyiciden, kir çözücünden, yüzey temizleyici, el dezenfektanı gibi tüm temizlik ürünlerimizi atölyemizde çocuklarla birlikte yapabiliyoruz. 7 milyon 800 bin civarında bir ciro yaptık. Çocuklarla birlikte puantaj usulüyle çalışma yaptık. Tabii ki gurur verici bir tablo. Çok çalıştık. Tüm arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimizle birlikte çok çalıştık. Mezun olan her çocuğumuz işi öğrenerek mezun oluyor. Biz burada dezenfektan, sıvı sabun, tüm temizlik ürünleri falan hepsini üretiyoruz. Bizim açımızdan çok iyi oluyor bence. Hem öğreniyoruz. Öbür türlü ders öğrendiğimizden daha faydalı. Burada yaparak öğreniyoruz. Bizim için daha iyi oluyor. Bu bölümün önü açık diye tercih ettim aslında. Kimyanın önü açık olduğu için ve zaten seviyorum böyle bir şeylerle uğraşmayı, yapmayı. Merak ettiğim için memnunum da yani geldiğim için buraya. Üniversiteye gideceğim, kimyadan devam edeceğim. Daha şey yapmadım, hedefimi belirlemedim ama kimyadan devam edeceğim. Paramı kazanmak güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çalışımız zaten hakkını öğretmenlerimiz falan kuruşu kuruşuna kadar veriyor. O yüzden de iyi oluyor bizim açımızdan da. Önü açık bir meslek. Hem de böyle çok iyi bir olan bir meslek. Yani herkesin seçeceği güzel bir meslek olabilir kimya. Hem de böyle insanlara böyle faydalı bir şey üretmek, insanlara böyle daha çok şey üretmek isterim. Mesela kimya bölümü öğretmeni olup daha çok çocuğa, daha çok şeye bir şeyler aktarmak istiyorum. Gelecek nesillere bir şeyler aktarmak istiyorum, öğretmek istiyorum. Yaklaşık 3.000 lira kadar aylık. Tabii bu şeye göre değişiyor, isteğe bağlı olarak değişir.